Vallahi arkadaşım çok zor bir soru sordu. İrticanın kaynaklı insanların aptallığıdır. İnsanların %99'u aptaldır. Şimdi bununla mücadele etmek için bu aptallığı yarattığı cehaletten kurtulmak lazım. Dolayısıyla memleketleri idare edenlerin en azından ya bu cahil takımından olmayacaklar veyahut alimlerle konuşabilecek bir sistem olacak. Bakın Avrupa'da bu var. Ama mesela Amerika'da yok. Amerika'da çok iyi bilim adamları var üniversitelerde ama bir tarafta da Trump var. Şimdi ne yaparsın herif? Hiç hayatında bir bilim adamıyla konuşmamış, anlamıyor da. Dolayısıyla bu çok ciddi bir sorun. Ve onun için mesela Atatürk Türkiye'de çok zecri tedbirler almak zorunda kalmıştır. Yani okul çocuğunu okula göndermeyen adama bak seni hapsederim demiştir. Çare yok başka. Herif kızını okula göndermiyor. Peki birey olarak nasıl irtica ile mücadele edebiliriz? İrtica ile birey olarak yani ben kendim ne yaptığımı söyleyeyim. Birisi gelip bana dini anlattığı zaman dinliyorum önce. Şimdi diyorum sen bunlara inanıyor musun? İnanıyorum diyor. Peki diyorum neden inanıyorsun? İşte diyor Kur'an'da yazıyor. Peki diyorum Kur'an'ı kim yazdı? Oo diyor Allah'ın şeyi ne derler? Vahiysi. Onu nereden biliyorsun? E diyor bu diyor peygambere gelmiş. Ula peygamberin doğru söylediğini nereden biliyorsun? Peygamber politik bir adam. Onu nereden biliyorsun? Onu sorunca ya çekiyor gidiyor. Eğer akıllıysa o da düşünmeye başlıyor. Bir başka tür adam geliyor, ediyor, her olan şeyin bir sebebi var diyorsun, doğru. Her şeyi bir yapan var, doğru. Ediyor bu kainatı da bir yapan olmalı, diyorum doğru. Ya diyor Allah, peki diyorum Allah'a kim yaptı? Ha, o zaman soru bitiyor. Aa o sorulmaz. E babam diyorum onu sormayacak, sen niye soruyorsun bu soruları? Değil mi? Kafayı kullan biraz. Hem diyorsun her şeyin sebebi var. İş ucuna gelince o sorulmaz diyorsun. Teşekkür ederim. Rica ederim.